Yanlış var, yanlış var ben buluyorum Düzeltmezseniz de size kızıyorum Yanlışı var, yanlışı var ben buluyorum Düzeltmezseniz de size kızıyorum Arkadaşlar iletişim araçlarındaki Yazımlarınızın yanlışları o kadar fazla ki ve defalarca defalarca dilimde tüyü bite bite uyardığım halde yine yazışmalarınızda aynı hatalar yapılıyor. Örnek veriyorum. Herkes her kimse anlamında S ile yazılır. Ama herkes her defasında anlamıyla ise de ise ise eğer o zaman Z ile yazılır. Fakat maalesef herkesi kastediyor, herkes yazıyor. Bu hatalı yazım yönden yanlış Türkçemiz açısından. Arkadaşlar yalnız sözcüğü yalından geliyor. Tek başınında anlamı ise L ile ama yanlış yanılmaktan geliyor. E, bu yanlışı yanlış yazıyorlar. O zaman da tabii ki yanlış oluyor. Ve şu alt yazılarındaki maalesef maalesef ve D'ler ve K'ler arkadaşlar. İsmin D hali, bulunma hali nerede sözcüğüne cevap verirse bitişik yazılır. Evde ekmek yok. Nerede ekmek yok? Evde bulunma hali, ismin D hali bitişik. Ama bağlaç olursa ve kapattığımız zaman anlamda bir değişiklik olmazsa, bozukluk olmazsa o zaman da ayrı. Annem de gelecek. Yani başkaları gelecek ama oraya annem de. Zaten vurgulu söyleniyor. Bağlaç anlamında ayrı yazılır arkadaşlar. Bir de şu durum var. Yumurtalar için sepet T getir. Diksiyonda T ile söylediğim halde e ee, bağlaç olan D'nin T şekli yoktur. Daimi olarak D ile yazılır. Yumurtalan içinde için sepet D ayrı yazılır ama T yazılmaz. Süt değiştirilmez. Söyle işte T olsa bile kesinlikle D ha bağlaçtır ve T hali yoktur arkadaşlar. Lütfen Türkçemize sahip çıkalım. Bunlara dikkat edelim. Sizi seviyorum.